Selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle sıfırdan bir grafik nasıl çizilir, bias nasıl oluşturulur ve nasıl bir senaryo kurabiliriz, fiyatı nasıl takip edebiliriz bunun üzerine bir anlatım yapacağız. Şimdi ilk başta şöyle yapalım bakın günlüğe gelelim. Şu grafiğimizi bu arada bir sıfırlayalım. Şöyle 4 saate gelelim. Geceden keselim bakın. Bu haftanın başından. Bu haftanın başından kestik. Bakın, şöyle bir tane daha atalım. Bir mumda attık. Tamam. Şimdi bir haftalık bizim bir yasımız nasıl belirlenmesi lazım? İlk başta grafiğin yapılarına bir bakmamız lazım. Bizim neyimiz var? Bakın, üst zaman dilimi short. Swingleri. Bütün hepsi short. İnternal yapılarım short. Tamam, ben bunu biliyorum. Hatta şöyle göstereyim, bakın. Bakın 4 saatlik swing aralığım. İçerideki e, internal yapılarım devam ediyorum. Şimdi elimde benim üst zaman diliminin short olduğunu gösteren veriler var. Bakın günlükle de geleyim. Bakın günlükte de short'um şu an. Günlükte de burada short'um. Geliyorum tekrardan 4 saat. <laughs> Şimdi haftalık bir bias belirleyeceğim ben. Fiyatımda baktığımda bakın burada haftalıkta bir açık... şey pardon. 4 saate geldiğimde 4 saatte bu alanda bir açıklığım var. Sonra devam ediyorum. 4 saatte baktığımda dönüşüne nerede bir açıklığım var? Bakın burada bir FVG'm var. 4 saatte. Ve bununla beraber bakın burada 4 saatlik bir order'ım var. Yazalım. 4H OB. Tamam, şimdi bakın 4 saatlik e, analizimi şu iki alan için çıkardım. Peki buranın üstünde ne var? Tekrardan devam ediyoruz bakın. Fiyatta buranın üstünde tekrardan 4 saatlik bir e, açıklığım var. Devam ediyorum. Bir burada, bir burada. İki tane e, açık bakın burada bir fitilim var. Burada da bir insight mumum var. Şu an açıklıklarım bunlar. Benim fiyatımın adına. Sonra devam ediyorum. Günlük bazda baktığımda. Bakın günlük bazda baktığımızda ne olmuş? Bir inside yapı oluşmuş. Yani günlük mumun bu. O zaman ikinci bir senaryom nedir? Günlük mumun likidasyonu. Bu e, kaldığı için hem bakın bu bölge olur. Hem de buradaki inside'ın ana mumu olabilir. Sonra devam ediyorum. Bakın burada bir gizli base'im var. Günlük bazda baktığımda. Ve burası benim 4 saatlik orderımı destekliyor mu? Destekliyor. Artı bir elimde. Ayrıyeten bakın burası günlükte ne? Bir order blok. Tamamen gizli base de geçtim bakın. Bir order blok. Peki burası beni destekliyor mu? Destekliyor. Burada günlükte bir FVG var mı? Var. O zaman şu an benim grafimdeki çekici alan ee, nereye gelmiş oldu bakın. Şu bölgeye kadar gelmiş oldu. Bunu kırmızı yapalım. Bakın bu bölgeye kadar gelmiş oldu. Şimdi düşüyorum bir saate. Şu üstteki bölgeler hala aklımda. Ama şu an benim ilk senaryo kuracağım alan neresi? Şu aralık olması lazım. Sonra geldim 1 saatte. 1 saatte bakıyorum bakın bu bölgeye. Neyim var? Bakın burada bir fevegen var. Çekelim şöyle. Burada bir fevegemiz var. Buranın altında bir 1 saatlik obim var mı? Buranın altında bir 1 saatlik obim var ve geçmişteki dibin likidasyonunu Sivip demiş. Tamamdır. Bu da elimde. Yazıyorum. 1H OB Bunu da yazdım artık. Şunu küçültüyorum. Bir tane 1H OB'm var. Bakın daha e, piyasa açılmadı. Yani e, şurada şöyle yapalım. Bakın. Şöyle yapalım. Daha piyasa açılmadı. Şu an ben haftalık piyasımı belirliyorum. Fiyat bana ne yapabilir? Sonra devam ediyorum. Bir haşa baktığımda benim bir haşlık imbalanslarım nerede var? Bakıyorum. Bakın burada yok, burada yok, burada yok. Nerede var? Dört taşın içerisinde. O zaman ne yapıyoruz? Bakın. Burayı ikiye bölüyorum. Dört taşın içindekini. Şu an küçültüyorum yani bölgeyi. Daha da. Bunu ikiye bölmüş oldum. Bir haşta. Devam ediyorum. Bakıyorum. Burada bir order flow'um var bakın. 4 taş obim. Ayrıyetten neye geldi? Şöyle şunu silelim. 4 taş obim. Ayrıyetten neye geldi? 1 h order flow. Tamamdır. Bakın üst üste binmeye başladı bazı şeyler. Sonra devam ediyorum. Geldim 15 dakikaya. 15 dakikaya geldiğimde şu an ne görüyorum? Bakın yapımız gelsin 15 dakikada. Evet. Şimdi 15 dakikaya geldim ne? Swing'imi bir tur aşağı görüyor muyum? Bakın swing kayın, Boss'umu vermiş aşağıya. <laughs> Peki bu bölge içerisinde benim açıklıklarım neresi? Bakın düzeltme hareketini getiren ilk e, bölgem. E, burada bir fevgen var. Bakın. Burada bir order bloğum var. Bu ne için? 15'e. 15 e. 15'e. Devam ediyorum. Sonra fiyatı yukarı çıkardığımda bakın burada bir açıklığım daha var. Devam ediyorum. Burada bir açıklığım daha var. Bunlar ne? 15'emlik açıklıklar. Devam ediyorum. Şurayı da çiziyorum bakın. 15'em. Tamam. Şimdi aklınızda şu olabilir. Bakın 3 tane bölge çizdik. E şimdi bunlardan hangisi bizim için değerli olacak? Bunu da en güzel üst zaman dilimin hikayesi söyler. Şimdi kademe kademe çıkıyoruz bakın üst zaman dilimine. Bakıyorum bir haşa geldim ne? Bir haşta şu an bir şey göremiyorum. Geliyorum dört haşa. Bakın dört haşa geldim şu an ne görüyoruz? Dört haşlık bir mumum var bakın benim burada. Dört haşlık bu mumumun bir tepesi alındıktan sonra benim ilk ilgi alanım neresi oluyor? Bakın bu bölge oluyor. O zaman ilk aşamada benim dikkat edeceğim bölge burası. 15 dakika bazında baktığımda bakın. İlk bölge burası. Ondan sonra bu bölgeden sonra oluşacak hareketlere göre fiyatın diğer ilgili alanlarını benim dikkate almam lazım. Şimdi bakın senaryolarımı kırdım. Burası 15 dakikalık bir senaryo. Ama benim fiyatım nerede? 1 haşlık bir bölgede. Ve benim 1 haşlık açıklıklarım nerede? Bakın benim 1 haşlık açıklıklarım burası tamamen. Ve buranın üstünde belirledik. Buraya çekici bölge demiştik, o yüzden burayı gösteriyorum. Ee, burada bir bir haşlık bir açıklım yok, o yüzden benim buradan short bakacaksam da temkinli olmam lazım ve bir haşlık grafiği takip etmem lazım. Şimdi daha alt zaman dimine düşmeyeceğim, genel bir bias belirleyeceğiz. 15 dakikalık bir ihlalim geldi. Bakıyorum alt zaman dimimin swingler long. O zaman bu fiyat ne yapabilir? Buradan yukarı yönlü bir düzeltmeye gidebilir. Bu benim için önemli bir yapı. Devam ediyorum. Yani şu an buradan long almaktansa şuralardan ilk short'a bakmam lazım. Ama bunun haricinde fiyatım zaten şu bölgelere gelirken eğer aşağıdan düzgün bir fırsat verse ben buna da bakabilirim. Ama şu an daha piyasa bakın yeni açıldı. Ve bir piyasanın oturması lazım haftalık açılışla. Yani sabahı beklemek bizim için her zaman daha doğru olacak. Oynatıyorum bakın. Fiyat geldi. Buradaki e, son açık 15 dakikalık FVG'sine burada bir order bloğumuz var. Bakın. 15 dakikadına devam ediyorum. Fiyat geldi. 15 dakikalık ordundan bakın tepkisini aldı. Şu an saatimiz kaç? Saat sabah daha 4. Ne yapıyoruz? Uyuyoruz bu saatte. Sonra devam ediyoruz. Şu an düzeltme hedefine geldi bakın. İlk açıklığına fiyat geldi. Peki burası üst zaman diliminde nasıl gözüküyor? Şimdi bir saate bakıyorum. Şu anlık bir saatlikte daha bir mum oluşuyor. O zaman aceleci değilim. Devam ediyorum. Bakın burası ayrıyeten neydi? Şurası 4 saatlik mumumdu benim. 4 saatlik mumun likidasyonuydu. Sonra devam ediyorum. Fiyatım bu alan içerisinde Hop geldi bir mum daha oluşturdu. Bakın iki bölgeyi de yukarı yönlü kırmaya başladı. Saat kaç? Saat daha sabah 5. Devam ediyoruz. Şimdi bu şu bölgeyi sildim. Bakın. Bunu da sildim. FVG'sini. Bakıyorum bir saate. Şu an bir saatte ne görüyoruz? Bakın burada bir neyim oluştu? FVG'm oluştu. 15 dakikaya geliyorum. Bakın. Burada neyim oluştu? Bir FVG'm oluştu değil mi? 15 dakika adına. 15 dakika çizsek daha güzel gözüküyor. Niye? Çünkü bakın burada da bir order flow'um var benim. Bunu da çizdim. 15 emlik. 15 emlik. Daralttım yani bölgeyi bakın. İki bölge içerisinde daraltmış oldum aslında. Şöyle bir saatlik bölgeyi. Tamam. Şu an benim takibim nasıl artık bu fiyatta? Fiyatım yukarıdan bu bölgeye gelirse artık benim bir saatlik bir dayanağım var. Bakın benim burada bir saatlik dayanağım yoktu. Neresiydi? Benim bir saatlik dayanım sadece buradaydı. Ama şu an karşıt bir yapı oluştu. O zaman benim fiyat yukarıdan aşağı gelirse ilgi alıcı noktam neresi? Bu bölge. Yani benim bu bölgeyi takip etmem lazım. Bu arada <laughs> ben Discord'daydım. Alp abi gelmiş. E, dur ona da yayın paylaşayım. O da videomuzu izlesin. Erçen kendime konuşuyorsun. <laughs> Hoş geldin. Videodaydım bir videosu çekiyordum. Ha tamam. <laughs> Sana da yayın açtım. Tamam. izlesen de çekerken. Müsait Tamam. Tamam. Evet, durdun mu? Ha durdum durdum. Yani videoyu durdurmadım. Şu an seninle konuşuyorum. <laughs> tamam devam o zaman. <laughs> tamam. Bakın şimdi. Burada bir haşlık bir bölgem vardı. Burada da bir haşlık bir imbalansım Yoktu. Ee, ne oldu? Karşıt bir bölge oluştu benim için. O yüzden ben şu an e, bu bölge karşıt oluştuğu için yukarıdan bir short fırsatı görsem dahi. Bakın 15 dakikaya geliyorum. 15 dakikalık bu bölgede ben bir short fırsatı dahi görsem. Benim en fazla tutabileceğim bölgeler burası olması lazım. Çünkü benim için karşıt bir alan oluşturdu. Bir saatlik yapı için. Ee, bir saatin diğer karşıtı neresiydi? Bakın bu bölgelerde. O zaman ne yapmamız lazım? Ben buradan bir short fırsatı bekliyorsam buradan fiyattan e, yukarı yönlü bir fiyatın gidebileceğini ya da fiyatın bu bölgeden tepki alacak mı veya burayı aşağı kıracak mı takip etmem lazım. Ama buradan alacağım shortu benim en fazla bu bölgeye kadar taşıyabileceğimi bilmem lazım. Şimdi geliyorum 15 dakikaya. 15 dakikaya geldim 15 dakikalık benim extreme order bloğum neresi? Yani son açık order bloğum neresi? Bakın bu bölge. Neden? Buraya bir testim yok. Buranın altında likidasyonu var. O zaman benim ilgi alanım şu an nereye geldi? Karşı ilgi alanım da buraya gelmiş oldu. Şimdi bu bölgeden e, ben bir short işlem almıştım. Zaten Twitter'a da atmıştım. Hedefim ne? Aşağıdaki bu açıklık bölgeydi. Şimdi bakın oynatıyorum fiyatı. Fiyat ilkinde geldi bakın bir test aldı ve burayı e, ilk buradan bir güç bularak tekrardan yukarı yönlü düzeltmesine geldi ve şu an bakın bir testi var. Bu bölge e, şurası bakın ilk alıcıların nikilasyonu. Bundan sonra fiyatta yapılacak şey ne? Bu bölgeden bir e, emirli şekilde işlem alıyorsak bizim işlemi tutabileceğimiz bölgeler en fazla burası olması lazım. Niye? Çünkü buranın altında bir açıklık var. Ve fiyat burada bir likidasyon oluşturdu. Buradaki imbalansı da bu bölgeye kadar test etmiş oldu. Yani benim açıklığım şu an burası. Devam ediyorum. Bakın fiyat geldi. Buradan TP'mizi aldık. Sonra şu an ne yapıyor? Açıklığından bakın. Şunu kapatalım. Açık bir order flow'um var. Buradan artık yavaştan yukarı yönlü çıkmaya başladı. Şimdi buradaki diğer e, bakacağımız nokta neresi? Buranın kaybı ve buradaki order bloğumuzun geçişi olması lazım, fiyatı takip edebilmek için. Devam ediyorum. Bakın fiyat zorlanıyor. FVG'imizi geçti ve fiyat burada yukarı yönlü çıkmaya başladı. Şimdi bu bölgeye geldiğimde benim e, diğer bakabileceğim olaylardan birisi nedir? Bakın burada bir FVG'm var, burada bir. Geçmişteki swing aralığım var bu bölgeyi takip edebilirim ama şu an fiyat yukarı yönlü bir karakter değişimi verdiği için benim burada e, oluşabilecek aşağı yönlü bir kırılımım aslında benim buradaki swing aralığımın ihlal seviyesi olacak. Yani ben aşağı yönlü fiyat ihlal aldığında ekstra ekstra onaylar görmem lazım ki ben bu fiyatı tekrardan aşağıya götürebileyim ya da ne yapmam lazım? Fiyatımın bu bölgeye geldiğinde buralar neydi bizim için? 1 saat ve 4 saatlik açıklıklarımızdı bakın. 4 saatlik obi ve 1 saatlik order flow. Bu bölgeye geldiğinde asıl e, fiyatın dönebileceğini tahmin etmem lazım. Şimdi bu bölgede fiyatı takip edelim bakın. Fiyat bakın bir ihlalini aldı sonra birden yukarı vurmaya başladı. Niye? Çünkü benim zaten swingim burada long. Veyahut bakın şu e, yapıya baktığımızda gelsin indikatörümüz bakın şu an burada nelerimiz var geliyorum bir saate bakın oynatalım fiyatımız bir saatte e, alıcılı mumlarla gitmeye devam ediyor yani bir saatte bir zayıflık göstergesi yok bir saatlik mumuzun içerisinde Biz hala burada hareket etmiş oluyoruz Bu da bizim için neyi gösteriyor şurada oluşan hareketin aslında bir swing için e, düzeltme hareketini oluşturdu. Bir swing yapıyor oluşturdu ve bu fiyatın hala alıcılı bir şekilde ilerlediğini göstermiş oluyor. Bakın bölgemizi kaybettik. Şimdi bu saatten sonra yapacağımız nedir? Biz burada 4 saatlik order block, 1 saatlik order flow belirledik. 1 saatlik bakın 1 saatlik e, imbalanslarımızı belirledik. Şimdi bu bölgeler içerisinde açık 15 dakikalık bir order bloğumuz, order flow'umuz var mı buna bakıyoruz. Şimdi bu bölgeye geldiğimizde bakıyorum. Sadece burada imbalanslarımız var. Eğer bu imbalansların içerisinden 15 dakikalık bir fra e, fraktal demişim özür diliyorum. 15 dakikalık bir swing kırılımımız oluşursa aşağı yönlü tekrardan bu yapı döner. Veyahut baktığımız bakın şu açık bölgenin içerisinde 15 dakikalık bakın gösteriyorum. Burada bir e, order flowumuz var, 15 dakikalık. Bunu da çizelim. 15'li order flow. Fiyat buradaki order flow'a geldiğinde alt zaman dilimine düşüp genellikle 15 dakikadan 5 dakika ve 1 dakikaya düşeriz. Bir swing kırılımı görürsek bu tekrardan fiyatın döndüğünü bize. Gösteren bir e, işarettir. Çünkü biz üst zaman diliminin hikayesini belirledik. E, fiyat üst zaman dilimine geldiğinde bu sefer yapı alt zaman diliminden üst zaman dilimine doğru oluşmuş olacak. Yani ben buradaki 4 saatlik e, OB'mi bakın gitgide küçülttüm. Küçülttüğümde bu sefer ne olacak? Alt zaman diliminden fiyatın döndüğünü görmüş olmam lazım. Şimdi devam edelim. E, fiyat burada ne yaptı? Geldi bakın buradaki Likidasyonunu aldı ama 15 dakikada ne yapacak burası bizim için hem 1 e, saat hem de şu geniş yapı bakın şöyle geniş yapı 4 saatlik imbalansımızdı. Şimdi fiyatı takip etmemiz lazım yani ya şu bölge içerisinde bir 15 15'emlik sivin kırılımı göreceğiz veyahut fiyat bu bölgenin içerisine girdiğinde işte bir haşlık order flow'a değdiğinde veya 15'emlik order flow'a 4 haşlık ob'ye değdiğinde ben kırılım görmem lazım. 4 açlık ve 1, 4 açlık obi'ye de değerse 15 emlik bir swing kırılımı görmem benim için e, artı bir onaydır. 15 emlik order flow'a dönerse 1 emlik bir karakter değişimi görmek benim için onaydır ve fiyatı taşır. Şimdi devam edelim. Şu an ne yaptı fiyat? İhlalini aldı bakın hala bir yapım değişmedi. Fiyat şu an trendinde devam ediyor bizim için. Fiyatımız yeni bir bosunu verdi. Yeni bir ihlalini aldı. Yani bir swing aralığı oluştu. Bakın hala fiyatım trendinde. Yani 15 dakikalık trendinde devam etmiş oluyor. Yani bunların hepsi benim için nedir? Bir long fırsatıdır. Bakın düşüşlerimiz geldi. Ama buradaki ne? fiyatın ihlali bir karakter değişimi vermediği sürece ben şu an burada aceleci Davranmıyorum. Niye? Çünkü hala üst zaman deminin açıklandığımı yani burası neydi? Şu iki alan birer saate böldük ama genelde 4 saatlik bir imbalansımızdı. Ve bizim burada güvenli bir şekilde işleme girebilmemiz için en az 15 dakikalık bir karakter değişimi görmemiz lazımdı. Devam ediyorum. Bakın bütün bölgelerimizi kapattı fiyat. Şimdi fiyatımız nereye geldi? Bakın 4HKB'nin içerisinde bir 15 emlik karakter değişimi vermedi. 15 emlik order flow'a geldi. O zaman ben ne yapabilirim? 1 em'e düşebilirim artık. Şimdi benim yapım 1 emlik yani 15 emlik order flow içerisinde 1 emlik bir karakter değişimi verirse bu artık fiyatımın ilk dönüş emanetinin geldiğini bana gösterir. Aynı şeyi bakın 15 emlik şöyle göstereyim. Şimdi 15 dakikalık bir order flow içerisindeyiz ya bunun içerisinde atıyorum 5 dakikalık 1 dakikalık e, order block order flow'ları da çizerseniz işte saniye düşüp de aynısını yapabilirsiniz. Bu aynı e, döngü içerisinde devam edecektir. Şu an ben en fazla 1 dakikaya kadar düştüm. Şimdi 1 dakikalık bir karakter değişimim gelirse bu benim fiyatımda ilk dönüşün geldiğini gösterecek bir yapıdır. Tamam. Şimdi ne oldu? Benim burada... 1 dakikalık bir karakter değişimim geldi. O zaman benim 3 zaman dilimimin hikayesine göre ve burada e, belirlediğim bölgeleri yani şu e, gelelim bakın tekrardan. 4 haşlık OB ve 1 haşlık order flow ben 15'e kadar revize ettim ve ben burada bir onayını gördüm. Bu benim için nedir? Artık ilk dönüş emaresidir. Bundan sonra oluşan şey ne olması lazım? Ben 3 zaman diliminden alt zaman dilimine geldim. Şimdi de alt zaman diliminden 3 zaman dilimine göre Yapıları oluşturacağım ve tekrardan üst zaman dilimini takip etmiş olacağım. Şimdi bakıyorum burada ne var? Bir hemlik bir karakter değişimim geldi. Bu benim için çok güzel bakın. İlk e, dönüş MR'lerimden birisi. Ama burada internal yapıma baktığımda bakın benim long yani bu fraktalımın long olduğunu gösteriyor ilk aşamada. Şimdi benim fraktalım nerede dönüyor? Çiziyorum bakın fraktal kırılımım benim bu seviyede. Şimdi bu seviyenin önemi nedir? Eğer fiyat bu seviyeyi aşağı yönünü kırarsa fiyat rahat bir şekilde aşağıya akacaktır ve ben fiyatı rahat bir şekilde aşağı takip edebilirim. Burayı kırmadığı takdirde şuradaki ilk dönüşüm zaten gelmişti. Takip edeceğim iki bölge var. Bir buradaki dönüşüm. Bir buradaki kırılımım geldikten sonraki fiyatın hareketleri. Geliyorum. Buradaki single candle'ımı çiziyorum. Burası 15 dakikalık. Şimdi alt zaman diliminden üst zaman dilimine göre yapıları oluşturmaya çalışıyoruz. Bakın bir emlik kırılım bana ne oluşturdu? 15 dakikada bir single candle oluşturdu. Bakıyorum 5 dakikaya. 5 dakikaya geldim Bakın 5 dakikalık bir order block. 5 dakikalık bir order block. Ve bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde ne? 5 emlik bir ee, ne olmuş oldu? FVGM oluşmuş oldu. O zaman benim bir dakikaya baktığımda buradaki en optimal giriş yerlerim neresi? Birincisi burası. İkincisi burası. Üçüncüsü burası olmuş oluyor. Bakın buradan TVG'mizden ilk girişimizi atalım. Fiyat buradan aşağılara kadar tutabilirsiniz. Veyahut güvenli olarak tutabileceğiniz diğer bölgelerden birisi de neresidir? Bakın bu bölge olarak yorumlayabilirsiniz. Ortalama 2 ağırlık bir işlem. Veya fiyat burayı aşarsa kademe kademe nereye gidecektir? Hemen yorumlayalım. Geliyorum 15 dakikaya. 15 dakikalık order flow'umuzu biz nerede belirledik? 4 aşık bir bölge içerisinde belirlemiş olduk. O zaman biz nereden bakacağız buna? 4 aşa geliyorum. 4 aşta neresi açık benim grafiğimde? Fiyat yukarı yönlü giderken bakın. Hepsini mitigate de geliyor. Tek açıklığım benim neresi? Bakın buradaki FVG. O zaman benim buradan tutacağım işlemi en son Buraya kadar tutabilme şansım var. Ama bu güvenli midir derseniz bu ee, çok da güvenli bir işlem değildir. Neden? Çünkü daha 15 dakikalık bir fraktalım kırılmadı. Bu beni riske sokacak bir işlemdir. Ama ben işlemi taşımak istiyorsam bu şekilde de takip edebilirim. Genel anlamda buradan bir işleme bakılsa böyle alınabilirdi. Şimdi biz fiyatımızı takip etmeye devam edelim. Evet. Pardon. Şöyle yapalım tekrardan. Bir dakikaya gelelim. Alp abi burada mısın? Evet. Buradayım. Senin işlem aldığın yer. Bakayım Evet. <laughs> Devam edelim. Güzel gözüküyor. Bakın yapımız ilk nereye geldi? 15 dakikalık single candle'la Sonra 5M'lik FVG'si bakın 5 dakikalık order bloğuna getirmedi fiyat. 15M'den çevirmiş oldu. Burası neyimizdi? İlk safe tutabileceğimiz e TP noktasıydı fiyatın. Bakın fiyat ne yaptı? Geldi buradan ilk tepkisini aldı. Sonra devam ediyorum. Bakın fiyat tepkisini aldı. Zorlanıyor. Neden zorlanıyor? Çünkü fiyat bu aralık içerisinde bakın. Şurada bir açıklığı var fiyatın. Burada bir açıklığı var. Şurada bir order flow var. Yani fiyat bu açıklık içerisinden bir tepki alması lazım. Ama benim şu an fiyatımda baskın yönüm short yönlü olduğu için bakın fiyat ne yapıyor? Geliyor. Tekrardan bir açıklık oluşturuyor. Burada bir order flow var. Bakın açık bir fitili var. Buradan tekrardan fiyat kademe kademe aşağı yönlü düşmek isteyecektir. Ne yaptı bakın? Bir FVG yaptı. Burada neyimiz var? Bir yine order bloğumuz var. Şu an short yönünü belirlediğimiz için kademe kademe bu bölgeleri mitige ederek fiyatın gitmesini bekliyoruz. Şimdi ne yaptı? 15 dakikalık da bakın fraktalımı kırmış oldu. E bu saatten sonra benim yapım daha da bir rahatlamaya uğraması lazım mı? Tabii ki çünkü alt zaman dimlerinde le, internal yapıları da değiştirmiş oldu. Devam edelim. Gelelim bir saate. Yeni yapılar oluşuyor çünkü bakın kademe kademe. Burada neyim var? Bakın şu alanda bir FWG'm oluştu. Bir saatlik yapıya baktığımda. Ve fiyat aşağıdaki açıklığına geldi. 4 saatlik bir açıklığıydı. 4 saate geldiğimde de bakın daha bir yapım oluşmadı. Sadece burada bir e, single candle'ım var. Devam edelim. Evet. Burada neyimiz var? Pardon. Burada bir e, FVG'miz oluştu. 4 saate geldiğimde ne görüyorum? 4 saate geldiğimde de bakın. Burada karşıt bir FVG oluştu. Şu an bu bizim için önemli midir? Buradaki FVG'si fiyatın e, ilk tepki göstereceği bölge. Burada karşıtı oluştu. Eğer fiyat burayı azalttıktan sonra buraya gelirse fiyat da buradan yine short biaslı olmamız lazım. Bakalım. Bakın ne yaptı fiyat? geldi. Bu bölgeyi tamamen kapattı. Şimdi benim açıklığım nerede kaldı? Bakın tekrardan şu ilgi çekici alanım nereye gelmiş oldu? Bu bölgeye gelmiş oldu. Şimdi düşüyorum tekrardan alt zaman dilimine. Bakıyorum burada nasıl yapılarım var. Fiyat aşağı yönlü gelmiş. Ve şurada bakın test edilmeyen bir order bloğum var. Ayrıca burası nedir? Benim Karakter değişim vermiş bölgem yani önemli bir seviyem. O zaman benim fiyatımda ilgi çekici noktam şu an neresi? Şu an bu bölge olmuş oldu ve 4 saatlik FvG içerisinde. O zaman fiyat bu bölgeye gelse ben buradan tekrardan short yönlü bir beyaz belirlemiş olmam lazım. Bakın devam ediyorum. Şu an fiyatım şu alana geldiğinde. Bakın şu bölgeye geldiğinde. Ne oldu? Fiyat bir ihlalini aldı. Yani bir swing aralığında ihlal alınması benim için ilk aşamada ne söyler? Fiyatın bir düzeltmeye gelebilir ve düzeltmeye gelebileceği yerde bakın burası. Çünkü üst zaman dimin hikayesi ile alt zaman dimin hikayesi birbirini desteklemiş oluyor. Evet, fiyatımız açıklığına geldi. Bakın burada bir FVG oluşturdu. Şu an açık bölgeye gelmesi ve bu FVG yenmesi aslında bizim için nedir? Short biasımızı destekleyecek diğer niteliktir. Ne oluşturdu bakın. Buradan FVG'sini yenmiş oldu. Burada bir order blok oluşturmuş oldu. Yani şu an benim ilgi çekici bölgem nereye gelmiş oldu? Bakın bu iki bölge. Şöyle yapalım. Bu bölge. O zaman ben fiyat tekrardan bu bölgeye gelirse ne olması lazım? Fiyatın short yönüne gideceğini düşünmem lazım. Evet geldi bakın fiyatımız ve şort yönlü bize bir yasımızı vermiş oldu. Aslında geçtiğimiz e, bu haftalık bu 3 günlük bir yasımız diyelim. 3 günlük bir yasımız ilk başta fiyatın 4 saatlik bölgesine gelmesi sonra şort yönlü tekrardan e, bölgeleri takip ederek fiyatı taşınmamıza neden oldu. Genel anlamda bir özet geçmek gerekirse fiyatımıza dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi fiyatın zaman dilimlerine göre açıklığı. Ne yaptık? 1 saatlik bir order bloğa gelmişti fiyat. Bu 1 saatlik order bloğa baktığımızda bakın özet geçelim hemen. 1 saatlik order bloğa geldiğimizde bu bölgede şuraya kadar bir açıklığımız yoktu. Bakın buraya kadar bir açıklığımız yoktu. Ama fiyat sabah 4 ve 5'te yaptığı hareketlerle burada bir açıklık bıraktı. Yani fiyatın Yukarı gitmesi için kendisine bir dayanak bölgesi oluşturmasına izin verdi. Fiyat buradan e, yukarı yönlü bir dayanak oluşturduktan sonra bu bölgeden gücünü buldu. Yukarı yönlü çıktı. Neyimiz vardı? Geliyoruz 4 saate. Ayrıyeten bakın bu 1 saatlik bölgemiz 4 saatlik de bir bölgemizdi. Revize etmiştik. Fiyat bu bölgeden 4 saatlik e, konuştuğumuzda. 4 saatlik açıklığı neresiydi? Üst bölgedi. Üst bölgeye kadar getirdi. Bunu 1 saat desteklemişti. Sonra 4 saatlik bölgemizi 15 dakika ve 1 haş olarak revize ettik. Bu bölge içerisinde fiyatı takip ettik. Şurası neyimizdi? 4 saatlik imbalansımızdı. Evet fiyat bu bölgeye geldiğinde 4 saatlik bir bölge olduğu için ne yaptık? En az 15 dakikalık bir swing kırılımı görmemiz Bizim için e, güzel bir dönüş emaresi olabilir demiştik. Fiyat ne oldu? Yukarı yönüne gitti. Bir kırılım vermedi. 4 saatlik OB'mizi ve 1 haşlık order flow'umuzun içerisinde 15M'lik açık order flow'umuzu belirledik. Fiyat 15M'lik bir bölgeye geldiği için ne yaptık? 1H'da bir 1H'da bir pardon 1 emle. bir karakter değişimi görmek istedik. Bir hem de bir karakter değişimi verdikten sonra da fiyat bakın swinglerini takip ede ede yapıyı aşağıya kadar düşürmüş oldu. Sonra bu bölgede fiyatın açıklığı vardı. Açıklığına gelip tekrardan bölgemizi aşağı yönlü yani short yönlü piyasamızda desteklemiş oldu. Ve buradaki üst zaman dilimi alt zaman dilimi FVG'ler ve açık order blokların takip ederek alt zaman diliminde swinglerini takip ederek Buradaki bölgeleri taşımış olduk. Evet genel anlamda sıfırdan bir grafik e, analizlemek istediğimizde veya fiyatı takip etmek istediğimizde kullandığımız yöntemler e, nacizane benim görüşüm bu şekildedir. Kendim de grafikleri bu şekilde takip ediyorum. E, burada bir uyarı geçmek istiyorum size. Bakın grafiği takip ederken hep ne dedik? Eğer fiyatımız bu bölgeye geldiğinde... Yapımızı oluşturursa biz bakacağız dedik. Neden? Çünkü hiçbir şey kesin değildir. Fiyatta oluşacak yapıları takip etmemiz lazım. Eğer yapılar oluşursa biz yapıya göre konuşmamız lazım. Öznel bir yorumumuz olmaması lazım. Her şey sistem ve kural üzerine giderse başarı gelecektir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.